Merhaba. Atina'ya kadar gelmişken tarihin en önemli üç karakterini, üç filozofunu da ziyaret etmek isterim. Sokrates, Platon ve Aristoteles. Şu anda Pinik Tepesi'nin yamacındayım. Arkamda görmüş olduğunuz bu içeriden birbirine girişli üç odalı mağara, Sokrates'in hapis bulunduğu mağara. Yani görüyorsunuz, o Rönesans tablolarındaki gibi bir yer değil aslında. Sokrates burada bir ay kadar kalıyor. Ölüm cezasına çarptırılıyor ama idamını beklemeden kendisi baldıran zehri içerek intihar ediyor. Peki Sokrates kim? Ve neden öldürülüyor? Sokrates M.Ö. 473-399 yılları arasında yaşamış bir filozof. Bu dönemde Pers Savaşı'ndan sonraki döneme rastlıyor. Yani M.Ö. 5. yüzyılda Yunanlılar ve Persler savaştılar. Yunanlılar bu savaşı kazandı ve işte Attika Delos Deniz Birliği'ni kurdu ve bunun hani kente getirdiği bir kazanç olduğu, bununla birlikte bir gelişim süreci başladı ve demokrasinin ilk nüveleri de bu dönemde görünmeye başladı. Bu refahla, bu demokrasinin gelişiyle birlikte artık da yönetime katılabiliyordu ve bu yeni bir eğitim sistemini doğurdu. Paideia. Bu eğitim sisteminde sofistler vardı. Yani özel öğretmen, işte hukuk, tarih gibi, retorik gibi dersler vermeye başladılar ve bunun yanı sıra felsefi sorgulamalar da başladı. Mesela ahlak tanrısal mıdır, değil midir diyorlar ve değildir diye savunmalarda bulunuyorlar. Sokrates bir sofist değil ama sofist olduğu iddia ediliyor ve tanrı tanımazlıkla, gençlerin beynini yıkamakla suçlanıyor. Çünkü Sokrates işte böyle çirkin bir adammış, orta boylu, göbekli, çirkin, bakımsız bir adammış ve sokaklarda dolaşırmış. Dolaşıp insanlara sürekli sorular sorarmış. Bir şeyler anlatmazmış, yani sadece sorular sorarmış. Çünkü Sokrates doğurtma sanatı diye bir şeyden bahsediyor. Kendi annesi Ebe, annesinin bir sanatçı olduğunu düşünüyor. Yani insanlara diyor sorular sorarak onları diyor doğurtabiliriz. Onları düşüncelere sevk edip bir şeyler, bir ürün elde edebiliriz diyor. Ve annesinden dediğim gibi etkilenerek buna doğurtma sanatı diyor. Bunu uyguluyor. Sürekli insanlara sorular soruyor ve etrafında bir sürü genç toplanıyor. En gözlü öğrencisi de zaten Platon. Ama dediğim gibi Anitos, Melitos ve Likyon adında, sanırım yani yanlış söylemiş olabilirim isimleri, adında 3 kişi Sokrates'i tanrı tanımazlık ve gençlerin zihnini zehirlemekle suçlayıp hapse attırıyor. Sokrates 500 kişilik bir meclise çıkıyor. O dönemde işte hani 500 kişilik bir jürinin karşısına çıkıp kendini savunması gerekiyor bir kişi suçlandığı zaman. Sokrates tanımazlıkla suçlanan adam, Delfi'deki Apollon Tapınağı'nda bulunan kendini bil sözcüğüyle diyor ben yola çıktım, hani bunu referans gösteriyor gibi birçok şeyle kendini savunuyor. Jüri arasından 360 kişi ölümünü onaylayınca idam ediliyor. İdam süresince bir ay falan burada kalıyor. İdam edilmeyi beklemiyor. Ben diyor hani filozofluk yapmayı bırak derseniz bana diyor. Eğer filozofluk buysa ve siz bana filozofluk yapmayı bırak derseniz ben ölmeyi tercih ederim diyor. Aslında hani böyle seçeneklerde sunar Sokrates'e. Hani yapma böyle, etme böyle, tamam seni affedelim falan diyorlar. O da bunu kabul etmiyor ve intihar ediyor. Ölümü de beklemiyor. Kendisi intihar ediyor. Daha sonra 2012 yılında sanırım Yunanistan'da Sokrates'in iade itibarı da yapıldı. Sokrates'in ölümünden sonra en gözde öğrencisi olan Platon Atina'da bir zeytinlik satın alıyor ve buraya bir okul kuruyor. Bu zeytinliğin bahçesinde bir askerin mezarı var. Hieros Akademios, yani Kahraman Akademios. Zamanla bu askerin adına ithafen buraya akademiye denmeye başlanıyor. Günümüzdeki bina ise 1926 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesi. Adına akademiye denmesinin sebebi ise kültürel mirası sürdürebilmek. Bugünkü binanın içerisinde Rafael'in Atina Okulu resminin bir kopyası sergilenmekte. Aristoteles'in Likyon Okulu'ndayım. Biliyorsunuz ki Aristoteles Büyük İskender'in hocası, Platon'un da öğrencisi. M.Ö. 384'te Strategeia'da doğuyor.
Babası Kral 2. Amintas'ın özel hekimi olduğu için bolluk, bereketlik ve içinde büyüyor. Bayağı refah içinde büyüyen bir çocuk oluyor ve biraz şımarık bir çocuk. 16-17 yaşlarındayken babası ölüyor ve kendisine gerçekten büyük bir servet kalıyor. Ama o bunu çok akıllıca bir şekilde değerlendiriyor. Troya, Pergamon ve burada dersler alıyor Atina'da. Atina'da Platon'un okulunda dersler alıyor. Akademiya'da. Ve orada bayağı bir ön plana çıkıyor aslında. Hatta oranın müdürü falan olacağını zannediyor ama Platon'dan sonra olay böyle olmuyor. Kendisi müdür olamıyor. Buna içerlenip gelip buraya kuruyor. Burada sadece felsefi eğitimler olmuyor. Çünkü biliyorsunuz Yunanlılarda sağlam kafa sağlam vücutta bulunur mantığı var aslında. Burada cimnazyumlar ve palestralar da var. Gençler buraya geliyorlar. Fiziki eğitimler yapıyorlar. Cimnastik yapıyorlar. Cimnastik ismi de zaten cimnazyumdan geliyor. Ne bileyim güreş tarzı oyunlar, boks tarzı oyunlar var. Bu eğitimleri alıyorlar ve bunların yanı sıra felsefi eğitimler de alıyorlar. Çünkü zihin yorulunca fiziğin çalışması gerekiyor. Fizik yorulunca zihin daha iyi çalışıyor diye düşünüyorlar. Bununla ilgili bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. 64 yaşında ölüyor, kanserden ölüyor. Ama kanserken yani kendine ilaç yapıyor, zakkım kökü kaynatıyor ve bunu içiyor, bununla iyileşebileceğini düşünüyor, buna çok inanıyor ama maalesef zakkım kökü onu zehirliyor ve ölüyor. Zakkımın kökü zamanla zıkkımın köküne dönüşüyor ve evrensel bir deyiş olarak hala kullanıyoruz bunu. Yani zıkkımın kökü Aristo'dan geliyor.